Merhabalar, Medyaskop TV bugün İstanbul dışında Kayseri'den size sıcak bir merhaba diyor. Şehir Hepimizin programında bugün çok özel konuklarla, çok özel bir mekandayız. Kayseri Abdullah Gül Sümer Kampüsü'nde iki sevdiğimiz meslektaşımızla umarım keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sevgili Eda, sevgili Burak, hoş geldiniz. Teşekkürler. Yıkarak yapmanın egemen olduğu bir ortamda, yıkarak yapmak üzerine dönüşüm projelerinin hazırlandığı bir ortamda ve tanık olduğumuz toplumsal, kültürel mirasların yok olduğu bir ortamda tam tersine bir pozisyonla kültürel mirasa sahip çıkan, toplumsal belleğe sahip çıkan, zamanda kentin gelişmesine ivme veren Sümerbank fabrikasındayız. Bununla ilgili sürdürülebilirlik, yeniden işlevlendirme, toplum kent arası ve üniversite arası ilişkiler üzerine sohbet edeceğiz. Kayseri Mimarlar Odası Başkanı sevgili Eda yanımızda, sevgili Eda Velibaşoğlu ve AGÜ Mimarlık Bölümü Başkanı sevgili Burak Asil İskender'le birlikteyiz. Sohbete başlamadan önce kısaca kendinizi tanıtsanız meslek insanı olarak. Ben Kayseri doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Kayseri'de, TED Kayseri Koleji'nde tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdim. Yüksek lisansımı da aynı fakültede yaptıktan sonra halen de doktora eğitimime devam ediyorum. Kayseri'de uzayan doktora. Evet, uzayan, bayağı uzayan bir doktora süreci. Kayseri'de de serbest mimar olarak çalışıyorum. Kendi ofisim var. Ama aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde dışarıdan öğretim görevlisi olarak derslere giriyorum. Ve yaklaşık 4 yıldır da, işte 4 yıl 2 aylık bir süreçte de Mimarlar Odası Başkanlığı'na devam ediyorum. Harika. Bir koltukta ben sayamadığım kadar çok şapka var. Sevgili Burak'cığım, seni tanıyorum. Ben Sümerbank'tayım. Yani böyle başlamam gerekiyor. Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası doğumluyum. Üçüncü kuşak Sümerbank'lıyım. Burada olmaktan keyif alıyorum. İTÜ Yıldız Teknik Mimarlık mezunuyum. Sonra yüksek lisans ve doktora programlarında İTÜ'de mimar tasarım, bina bilgisi ana bilimde devam ettim. 2012'den beri AGÜ'nün kuruluşunun içindeyim. Mimarlık bölümünün kurucu bölüm başkanıyım. Heyecanlı önümüzdeki yıl öğrencileri mezun etmeyi bekliyorum. İlk mezunumuzu İlk mezunumuzu vereceğiz. Bir taraftan da bu dönüşüm sürecinde olabildiğince içinde olarak süreci keyifli hale getirmeye çalışıyorum kendimce. Çünkü özellikle yüksek lisans ve sonrası doktora çalışmalarım Sümerbank Bez Fabrikası Kayseri özeline odaklanıyor. Bunun için olmaktan da gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Tam konunun uzmanıyla aslında birlikteyiz. Estağfurullah. Şimdi tabii Türkiye'de bu Anadolu kaplanları deyince en önde gelen kentlerden birindeyiz. Göç alan bir kentteyiz. Endüstri kültürü, kent kültürü oturmuş bir kentteyiz. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin yönettiği bir kentteyiz. Tam bu noktada toplumsal ve mimari adımlar adına çok özel bir mekandayız. Sümer Kampüsü, Sümerbank Kampüsü bu kentin gelişimine ivme vermiş kuruluşlardan biri. Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem yatırımları, en önemli yatırımlarından biri. Belki bununla ilgili bize bir parça bilgi verebilir misin Burak'cığım? Kısaca bir şeyler aktarmaya çalışayım. 1927 İktisat Kongresi ile ufacık o bilgiyi vermek lazım. Sümerbank'ın kuruluşu, sonrasında da Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın kuruluşu İktisat Kongresi'ne dayanıyor. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan millileşme, milli sanayinin ve ekonominin canlandırılması hamlesi sonucunda alınan kararlarla Anadolu'da bir takım endüstri tesislerinin kurulması kararlaştırılıyor. Burası ilk uygulama. Sonrasında devam eden birkaç... İlk Sümerbank. Devlet tarafından kurulmuş ilk bu kapsamdaki sanayi tesisi. Çünkü öncesinde devletin kurduğu daha ağır sanayi, askeri amaçlı bir takım tesisler olduğunu biliyoruz. Onlardan biri yine Kayseri'de, ilklerden biri uçak fabrikası. Kayseri biraz özel bir yer. Ona vurgu yapmak lazım. Çünkü elimizdeki bilgiler şunu söylüyor. 1927 sonrası bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Almanya, İngiltere, İtalya ve Sovyetler Birliği ile bir takım ilişkiler içine giriyor.
uzmanları buralara çağırıyor. Bir takım araştırmalar yapılıyor. Kayseri özel seçiliyor burada çünkü ciddi raporlar var. Anadolu içindeki konumu, o dönemki kozmopolit yapısı, farklı kültürler içinde barındırması. Çok geniş bir Ermeni mahallesi var. Sadece yani tek bir gruba değil aslında işte Rum, Ermeni ve ne kadar sınıflamalıysa hani orada bütün kayıtlarda Ermeni, Rum ve Müslüman olarak geçiyor ama Müslüman, gayrimüslim aynı yapmak sanki bu daha... Bu kozmopolitlik aynı zamanda ticaretin de tabii çok gelişmiş olduğundan fazlasıyla işaret. Çünkü Anadolu'daki herhalde bilinen İstanbul sonrası en önemli ticaret merkezlerinden biri. O da aslında Kayseri'nin çok daha eski kültürlerine dayanıyor. Dünya üzerindeki en eski ticaret merkezlerinden biri İpek Yolu üzerinde. Ama özellikle 18. ve 19. yüzyıl sonrası yani İngiltere'deki Fransız devrimi ve İngiliz devriminin ardından Kayseri Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden biri haline geliyor. Çünkü hem ticaret bir taraftan ilerliyor hem de özellikle sanayinin gelişmesiyle bir takım üretim mekanizmaları geliyor. Dikiş makinesinin kayıtlarda bağlı olarak konuşuyorum. İstanbul'dan önce Kayseri'de kullanılıyor. Olağanüstü. Tabii böyle bir ortamda da Sümerbank fabrikasının kuruluş yeri olarak buranın seçilmesi şaşırtıcı evet, değil. Yani tam da bunları işaret ediyor rapor. İşte Kayseri kozmopolit bir ortam, farklı kültürler var ve burada yapılacak bir hamle sadece kente değil, çevresine ve bütün Anadolu'yu aslında etkileyecek. Bu İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde, Mustafa Kemal Atatürk'ün işte cumhurbaşkanlığı döneminde alınan bir karar. Bütün aslında maddi süreci Sovyetler Birliği tarafından destekleniyor. Bu arada onu söylemeye atladık. Bu da tabii çok enteresan. Raporların içinde Sovyetler Birliği'nin raporu kabul görüyor. Çünkü en gerçekçi raporun olduğu söyleniyor. Fark yaratan kısmı şu. Sadece bir fabrika kurmayı önermiyor rapor. Onun yerine aslında etrafında bir yerleşim kurmayı da öneriyor. İngiltere'nin benzer bir önerisi var ama Sovyetler Birliği'nin önerisinin bir miktar daha gerçekçi olduğunu görüyoruz. Üretim bantlarıyla da ilgili bir takım açıklamaları var. Onun üzerine işte 32'de bu karar netleşiyor. Yer seçimi. Burası bir bataklık arazi o dönemde. Kentin bu kısmı. İşte 26 sonrası tren istasyonunun Kayseri'ye bağlandığını biliyoruz. Ve 34'te temel atılıyor. Mayıs 34'te. Eylül 35'te de fabrika bütün bandıyla çalışmaya başlıyor. 2100 işçiyle başladığını biliyoruz. Kayıtlar bir de 155 memurdan bahsediyor. 8,5 milyon Türk lirası gibi bir rakam var. O dönemin Türk lirası. Bu rakamın hepsi Sovyetler Birliği'nden alınan bir krediyle karşılanıyor. Yapış devrenin başka bir yöntemi okuduğumuz kadarıyla ve devlet bunu daha sonrasında ödüyor. Ne kadar devam ediyor fabrika yaşamı? 1994-95'e kadar bir fiil üretim olduğunu biliyoruz. 95 sonrasında ya özelleştirme kararları var. O dönemin iktidarı devletin bu işten çekilmesi gerektiğini söylüyor. Burada bir takım denemeler var ama o dönemde de 99'a kadar bu denemeler devam ediyor. 99'da İsmail Cem Kayseri Milletvekili Dışişleri Bakanı, Bülent Ecevit Başbakan burayı Türkiye'nin ilk fabrikası olmasından dolayı kamulaştırarak, yeniden kamulaştırarak Erciyes Üniversitesi'ne devrediyor. 99'dan 2012'ye kadar arada bir böyle garip sürecimiz var. Çünkü 99-2000 özellikle 2002'yi belki söylemek lazım. Orada Erciyes Üniversitesi burayı kampüs olarak kullanmak istiyor. Takım projeler üretiliyor. Bu arada Docomomo, Ulusal Çalışma Grubu, Türkiye'de kendini örgütlerken ilk tescillediği yapı gruplarından biri olarak da Kayseri, Sümerbank Kayseri Arkası seçiyor. Koruma kurulu tarafından. Kültür mirası. Kültür mirası olarak tescilleniyor. Erciyes Üniversitesi bu tescilleme sürecinde, proje sürecinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor ve o iş duruyor tescil sürecinin ardından. Yani restorasyon kurallarına tam uygun olmayan bir takım işler olduğu söyleniyor. Sonrasında zaten 2012'ye kadar bir bekleme süreci içine giriyor kampüs. 2012'de Abdullah Gül Üniversitesi'nin kent merkezinde bir kampüs arayışı sırasında yeniden gündeme geliyor. Ve şimdi burada yıkmadan, mevcutları koruyarak, yapısı da onu yeniden değerlendirerek bir yapılanma sürecini devam ettiriyoruz. Restorasyon süreçleri hala devam ediyor.
ikinci etap tamamlandı. Şimdi üçüncü etapa başlamak üzereyiz. Bir ana bina var. O idari yapıya çevrildi gördüğümüz kadarıyla. Ambar binanın stüdyolara çevrildi ve şu anda da fabrika binasının evet. dönüşümünü yaşıyoruz. Kısa bir bilgi verelim lütfen. Onun için. Süreç şöyle ilerledi. Üniversitenin mekan ihtiyacını düşününce öncelikli olarak buraya ek bir bina yapma fikriyle başlandı. 64'te ilave edilmiş bir depo binasına, küçük ambar diye geçiyor haftaların üstünde. Onu da kaplayan bir ek bina, Emre Arolat EAA ofis tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Ki çeşitli ödüller aldı. Evet, tasarım aşamasında uygulamaya başlamadan World Architectural Festival'da başlayan bir ödül süreci var. Sonra dünya, özür dilerim, Türkiye Mimarlık Ödülleri'ne aday gösterildi ve aldı. Sonrasındaki etap çalışmalarında daha aslında damardan bir restorasyon süreciyle karşı karşıyayız. Büyük ambar, yani ana 35'te yapılmış ambar kütlesi, elektrik santrali, itfaiye binası ve onun yanındaki büro binası ve giriş yapıları ikinci etapta gündeme geldi. Büyük ambar, elektrik santrali, itfaiye binası ve büro binalarının restorasyonu tamamlandı. Giriş binasının restorasyon süreci devam ediyor. Onların müellifleri sen ve sevgili Nilüfer Yöney. Evet, elektrik santrali yine EAA tarafından sürdürüldü. Cumhurbaşkanlığı Müzesi'ne dönüştürüldü. Bizim üstümüze aldığımız restorasyon çalışmasında büyük ambar, itfaiye ambar ve giriş kapıları yer alıyor. Biz orada daha aslında eğitime yönelik bir sürecin içinde bu binalar yeniden nasıl dönüştürülür düşüncesiyle hareket ettik. Ki Mimarlık Fakültesi stüdyoları da o binanın evet. içinde yer alıyorlar. Bir taraftan da üniversitenin tabii vizyonu burada devreye girdi. Açık kampüs olabilme hali. Bu aşamada master plan yeniden revize edildi. Orada Nilüfer ve yine benim müellifliğimde yeni bir master plan hazırlandı. İşlevlendirmeler netleştirildi. Özellikle ambar binasının içinde öğrencinin ve öğretim üyesinin çok daha aktif öğrenme teknikleriyle bir arada olabileceği bir arayış içinde, bina içinde bir bina yapma fikriyle bir süreç tamamladık. Geçen sene Eylül ayından itibaren de binayı kullanıyoruz. Çok güzel. Bir de şimdi üçüncü etaptasınız. Değil mi? Kısıtlı davetli bir yarışma oldu. Büyük fabrika, ana fabrika binası yaklaşık 34 bin metrekare, yanlış zikretmiyorsam. Evet, doğru. Orada da Ham Tümertekin'in projesi üniversite tarafından, işveren tarafından kabul gördü. Şu anda proje kurul aşamasında diye biliyoruz. Evet, heyecanla da süreci bekliyoruz. Bu aslında hem Türkiye için, Kayseri için tabii ki ama Türkiye için de çok özel bir şey. Restorasyon süreci bir kişinin elinde olmak yerine onun çeşitlenmesi, farklı mimarlıkların ve farklı mimari yaklaşımların koruma kaygılarını izlemek hepimize çok öğretici oluyor. Bir açık müze ortamına dönüşüyoruz sanıyorum. Evet, Türkiye mimarlık sahnesinin aslında çok özel, hani keyifle gezilecek, çok özel mimarlık gezilerini yapacağı bir kampüsteyiz. Umarım sevgili izleyenler bu programdan sonra keyifle gelmek, açık kampüs, herkese açık, gezmek, görmek, deneyimlemek, müze mekanı çok özel, müzenin demokrasi müzesi olarak şu anda yeniden işlevlendirildi. Şimdi aslında farklı müelliflerin bir aradalığı, açık kampüs fikri, işte topluma hizmet, topluma fayda üzerinden ve bu yeniden işlevlendirme üzerinden kampüs üzerine aslında daha saatlerce konuşabiliriz. Ama bir taraftan da bu açık kampüs kentte nasıl karşılanıyor veya oda tarafından nasıl karşılanıyor, meslek ortamında nasıl karşılanıyor, kentle alışverişi nasıl bir etkileşime girdi? Belki sevgili Eda bu yeniden yapmanın kente getirdiği yeni bir şeyler var mı? Onun üzerine ne diyebilirsin? Aslında Kayseri'de yeniden yapılanma ve sürdürülebilir mimarinin bu kampüste devam etmesi bizim için önemli. Çünkü Kayseri yıkıp yapma konusunda çok da başarılı bir şehir. Hani bunu tabii tırnak içinde söylüyorum. Bütün ülke başarı. Gibi. Evet, aynen bütün ülke gibi. Ama biz bu konuda daha bir atak davranıp eski yapılarımızı gerçekten çok hor kullanıp yıktık. Ama Sümer Kampüsü o anlamda bizim eski hayatımıza, belki de şehir belleği, hafızası dediğimiz kavramı da
harekete geçirdiği için bizim için çok önemliydi. Hem Mimarlar Odası olarak hem bir meslektaş olarak ve ayrıca bir Kayserili olarak hani ben Sümer Kampüsü'nün korunması, tekrar işlevlendirilmesinden çok mutluluk duydum ve bu konuda da birçok katkıda sağladık hep beraber. Çünkü burası hepimizin kampüsü. Hani şehrin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Daha öncesinde işte Kalkınma Ajansı müdüriyet binasını kullandı. Bu kullanım bence birçok kişinin de sanayi şehri olduğunu düşünürseniz ve hani yapılan yatırımlar vesaire oradan desteklerle ilgili insanlar görüşmeye geldikçe aslında kampüsün de tekrar canlandığını gördüler. Üstüne üniversite kampüsü olması, bir müzenin açılmış olması bizim de kentli olarak burayı devamlı ziyaret etmemize, toplantılara katılmamıza vesile oluyor aslında ve bu da kentin hafızasında tekrar Sümer'in canlanmasına neden oldu. Demin Burak söylerken işte o balonun mesela bir Sümer'deki o bez fabrikası balosunun ne kadar önemli olduğu. Çünkü bütün herkes o baloya gitmek isterdi. Bunun bir hafızada yeri vardı ama şu anda hani ülke genelinde belki de bu sosyal hayatın farklılaşması hani bence geriye gitmesi diyelim. Hani ortak yapılacak şeylerin daha azalması bizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama Sümer kampüsüyle bunun tekrar bir ivme kazanması bence olumlu bir yönden. Ben aslında şimdi sen anlatınca insanı çok tetikliyor. Geçtiğimiz hafta Sümer Bahçe adı altında belediyenin işlettiği bir tesis var şu anda kampüste. Evet, evet. Ve hakikaten hani açık kampüsün bu kadar mı aslında sosyal yaşamın parçası olabilir? Yani orada değil mi sıradan gündelik hayattaki kentli herkese açık o tür işletmelerin de varlığı tabii kampüsün yaşamına renk katıyor diye düşünüyorum. Kütüphane kullanımı evet. Ben bildiğim için söylüyorum çok güncel ve öğrenciler mesela lise öğrencileri bile ders çalışmak için hafta sonları buraya geliyor. Sadece lise öğrencileri değil sözünü kestim ama araştırmacılar için de ilginç bir kaynak merkezi oldu. Kentteki diğer üniversitelerden hatta civar üniversitelerde ya da bireysel araştırmacı olarak çalışan isimler kütüphanemizi kullanıyorlar. Hatta bir kütüphane sadece sosyal bilimler, beşeri evet. Bilimlere ayrılmış. İki ayrı kütüphane var şu an kampüs içinde. Bir tanesi üniversitenin kendi kütüphanesi, diğeri Cumhurbaşkanlığı Müzesi içinde yer alan kütüphane. Orası sadece sosyal bilimler kitaplı olarak hizmet veriyor. Ama tabii bu kullanımı arttırmak için de üniversitenin üstüne düşen de kaynakları arttırmak ve buranın kullanımını frekansını yoğunlaştırmak. Onun için de ciddi bir arka planda farklı kitapları ya da kaynak listesini geliştirmek gibi bir hedef var. Bunun için de yeni bir sorumluluk. Evet, yepyeni bir sorumluluk. Şey aslında mesela çok enteresan. Bu Kayseri'de çok farklı katmanlar, kültürlerin izlerini görüyoruz. Evet. Bir taraftan hani eski kültürümüze sahip çıkmıyorsun ama diyorsun ama bir taraftan da çok iyi korunmuş mesela medrese Anadolu Selçuklu döneminden mesela çok iyi korunmuş olağanüstü yapılar bütün o eğitim dönemlerimizin mihenk taşları şimdi rahmetli Metin Ağınbay'ı burada sevgiyle yad edelim. Ondan öğrendiğimiz onun o şahane anlatımıyla öğrendiğimiz içselleştirdiğimiz yapı grubu var. Ama hep korumaları tekil o medreselerin ya da Sinan Camii var çok özel. Hep tekil. Etrafındaki doku, bağlam değil mi? Kentsel sit olarak korunabilecek bütün doku aslında gündelik hayat dokusu sıradan insana ait doku yok edilmiş durumda. O yüzden Sümer Kampüsü'nün bir bütün olarak, bütün bir kampüs olarak her küçük farklı ölçekteki birimleriyle korunması bana açıkçası olağanüstü geliyor. Bu tabii yani süreç şu an çok keyifli ama 2003 sonrası ya da 2003'ün bir miktar öncesi tescil başvuru süreci ve devam eden aşama ciddi bir söylemle yaratılan bir iş. Çünkü ilk baştan itibaren buranın sadece tek bir fabrika olmadığı yeni bir kent modeli olduğu ve bir takım başka bilgiler barındırdığı söylemi üzerine kuruldu bütün o koruma istekleri ya da başvuruları ve çok ısrarcı olundu. Yani buranın yapı ölçeğinde değil, bütün o alan ölçeğinde korunması gerektiğine dair bir akademik söylemle süreç yönetildi. Sanıyorum bunun da doğru olduğunu şu an hepimiz içinde yaşayarak
görüyoruz. O açıdan belki Türkiye'deki bir miktar tırnak içinde dünyada sınırlı sayıda örneklerden biri olarak öne çıkacak zaman içinde diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor çünkü hani benzeri diğer fabrika yerleşkelerinin korunmasını düşündüğümüzde veya diğer Sümerbank kampüslerinin hep parçalayarak, tekil belki korunan örnekler var ama hep parçalanan, zedelenen bir yerleşkeden bahsediyoruz. Burada daha holistik bakan, daha bütüncül bakan, insanla ilişkisini sanki daha ön plana alan, kentle ilişkisini ön plana alan başka bir yaklaşım ama var. Buradaki yine güçlü tarafı, yani onu güçlü kılan iş, burada yaşayan insanların 35 sonrası fabrika kapanana kadar yaşayan insanların aslında fabrika çevresinde kurdukları yerleşimler de var. Yeni mahalle gibi, yeni mahalle değil mi? Yeni mahalle gibi, işte Gazi Osman gibi ve işte oralarda bildiğim kadarıyla 8 ayrı kooperatif var. Sadece çalışanlarına hitap eden, sonrasında tabii o genişliyor, çok daha fazla konut yapıldığını biliyoruz. Dün sabah bir taksi şoförüne denk geldim. Nerelisiniz dedim, Sümerliyim dedi. Ah bu dedim Burak. evet, Sümerbanklılar buraya çok sahip çıkıyorlar değil mi? Üç kuşaktır buradalar, onun müthiş bir kültürünü almış durumdalar. Ama sadece Kayseri merkezi bir sahip çıkma değil bu. Yani işte bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğiz her şey yolunda giderse. İki senedir buluşuyoruz Eylül ayında. Ne diyorsun? Burada buluşuyoruz, kampüs içinde vakit geçiriyoruz ve çok heyecanlı bir grup geliyor. Yani işte 80 küsur yaşında insanlar da var o gelenlerin içinde. İşte üçüncü kuşak benim gibi ya da onların da şimdi çocuklarının olduğu bir grup var. Yavrum bak deden işte bilmem kim burada çalışırdı, sen de burayı görmelisin diye ziyaret eden insanlarla da karşı karşıyayız. Tüm Türkiye'de aslında iç içe geçmiş bir platform oluşturuldu bu süreç içinde. Sadece Kayseri odaklı bir iş değildi. Kültür Bakanlığı'nın için içine çok ciddi sokulduğu ve desteklendiği bir sürecin içinden çıktık. Hatta bir miktar da bu işi uluslararası platforma taşıyıp başka bir görünürlük sağlamaya çalıştık. Ki burası sadece Türkiye için değil, dünya kültür mirası için de özel bir örnek. Mimarı çok özel. Dönemin Moskova Mimarlık Akademisi'nin profesörlerinden biri Ivan Sergey Nikolayev ve çok az sayıda ve özgün eseri var. Neden korumayalım? Niye bunu yaşatmayalım? Tabii. Şimdi yine o canlandı. Koruma ve yeniden yaşatma üstüne. Sadece kent içinden değil, Sevgi Eda çok güzel özetledi. Biz çok mutluyuz kentliyle burada buluşmaktan. Tüm Türkiye'den aslında, hatta uluslararası misafir kabul ediyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. Dışarıda böyle burayla ilgilenen, elinde fotoğraf makinesi alıp bina fotoğrafı çeken çok insanlar görmekten mutluyuz. Müze aktif hale geldi mi? Resmi bir açılış yapıldı ama sanıyorum bir açılış daha planlanıyor. Halk için protokol açılışı daha yapıldı. Resmi bir açılış daha yapılacak diye biliyoruz ama bildiğim kadarıyla şu an ziyaretçi kabul ediyorlar. Ziyaretçi kabul ediyorlar. Çünkü biz de misafirlerimiz geldiğinde gezdiriyoruz. Yani bir sıkıntı olmadan o çok net olarak görebiliyorsunuz. Makinalar da korunmuş durumda. Yani o mekanın zaten arkitektonik olağanüstü bir özelliği var. Diğerleri işte daha idari binalar, hangar binaları. Daha endüstriyel mirasın parçası olan ve belleğimizde daha hani masif balki binalar olarak yer ediyorlar. Diğer binanın tabii arkitektonik özellikleri, o kulesi, kentle kurduğu, Erciyes'le, Ali Dağlı'yla kurduğu daha tılsımlı bir ilişki var yani galiba. Dönemin önemli bir akımı tabii Rus konstruktivizmin önemli simge yapılarından biri. Ama çok benzer izleri hemen hemen fabrika genelindeki tüm yapılarda görüyoruz. İzlerini görüyoruz değil mi? Ciddi bir mimari hassasiyet var tüm genele ait. En işte en azından kendi deneyimimi anlatacağım. Hani süreci en kolay atlatırız diyerek ambar binasını dönüştürmeye başladık. Çok iyi bildiğim yapının binayı soydukça inanılmaz detaylarını keşfettik. Çok akıllı, çok rasyonel çözülmüş ama bir o kadar da estetik kaygılarla üretilmiş inanılmaz detaylar bulduk. Her birini daha fazla ön plana çıkarmak için çok revizyon yaptık. Bunu da göstermemiz lazım, bu da ön plana çıkması lazım diye. Aslında sadece müze veya kampüsün içi değil, bizim şu an kullandığımız her mekan açık. Yani ders anlatırken rahatsız olmuyoruz etrafta birilerinin dolanmasından. Daha şeffaf da bir dil var. Her üç binada da
iç dış ilişkisini, açık alan, kapalı alan ilişkilerini, sokakla olan ilişkiyi, o görsel iletişim bile çok özel tabii. Aslında tabii şehirle bağlantı kurarken hani ilk fabrika yapılarının da dış duvarlarının bu kadar yüksek olmaması, hani onun içeriye davetkar bir yapıda olması, aynı zamanda bu kadar yeşil bir alanın kullanılıyor tabii olması, yani çok büyük avantajlar. Ama benim hep üzüldüğüm bir nokta var, bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Belli bir alanı buranın biliyorsunuz satıldı ve yapılaşmaya açıldı. Ne yazık ki. Keşke onu da koruyabilseydik. Aslında şehir parkı anlamında da kampüsle birleşen çok ciddi anlamda bir stoğumuzda olabilirdi. Çünkü bu alan hep beraber çok güzeldi. Hani yine koruduk ama şu anda korumamız gereken önde de binalar var. Özellikle bu tren lojmanı, tren garının lojmanları vesaire. O bölümü de korursak aslında burayla bütünleştirip hani kampüsün genelinin bütün şehirde aslında bir imge haline gelmesi açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Detay biraz destek vereyim. 2007 sonrası aslında kampüsteki en büyük parçalanmayı yaşadık. Bir grup kampüs arazisi, özellikle de tırnak içinde böyle ağaçlık, böyle hafif orman vasfı taşıyor. Ne kadar orman vasfı diyebiliriz bilmiyorum ama yani ciddi daha az yeşil alan, ciddi meyve bahçelerinin olduğu, ağaçlarının olduğu bir bölüm konut imarına açıldı. İşte etrafımızı bir miktar sardı. Keşke dahil edebilseydik, çok keyifli olurdu. Burayı bilmeyenler için biraz anlatmak lazım, kentle ilişkisini. Biz şu an Sümer Kampüsü, Kayseri Kent Meydanı'nda yürüme mesafesinde bir yer. Tren istasyonu sadece bizi kent merkezine giderken kesiyor. Bir üst geçit var. Araç üst geçiti 60'larda ilave olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Ama öte yandan da aslında çok güzel izler barındırıyor. O şu an kullanılmayan bir takım hatlar var, tren hatları var. Onun bir kolu kampüse kadar geliyor ürün taşıdığı için ya da burada üretilenleri sisteme tekrar aktardığı için. Elektrik santralinin kömürünün özellikle için, getirilmesi için. Ve işte yine 60'ların ortasına kadar elektrik santralinin bu bölgeye elektrik verdiğini biliyoruz. İşte su Karpuz Otağı tarafından pompalarla bu bölgeye geliyor. Son dönemde aslında kente entegre olmuş bir yer. Şöyle bir söylem vardır, sen daha Kayserilisin, ben kentin bu tarafındanım. Sümerliler ve Kayserililer. Bu İzmir'deki Karşıyakalılar durumu. Hemen hemen. Yani bu çok kişi anlatır. O... Siz 38,5'sunuz yani. İzmir'de de Karşıyakalı 35,5 diyorlar ya. Aslında pek öyle değil. İç içe geçmiş. Çok anlatır. Yani Sümer Bank'ın özellikle okuyan çocukları, öğrencileri Kayseri Lisesi'nde ya da çevredeki yerlerde 60'ların başına kadar burada lise yok. Bir de onu da bilgi vermek lazım. İlkokul, evet, ortaokul ve işte bir sürü sosyal tesis var. Fabrika ile birlikte üretilmiş. Bir yaşam okulu aslında. Evet, evet. Her şeyi bir modern kent kuruyor. Lise sadece diğer tarafta. Hani diğer taraf dediğimizde aslında yolu, çevre yolu. Hani yani şehri ikiye bölmüş gibi düşünün. Sümer Kampüsü şehrin bir yönünde, diğer taraf ise genel yerleşim alanı halinde. Bu arada tabii adını zikredelim. Kentin planı çok özel bir plan. Evet. Cumhuriyet döneminin en önemli kent planlarından. Gustav Ölsner'in çok özel ve hala rasyonel grid planlamasının devam ettiği. O kentsel dokuda, şimdi belki tarihçi arkadaşlar biraz serzenişte bulunabilirler ama rasyonel kent planı anlamında, o zoning anlamında hala onun tınılarını, değil mi? Hala onun o rasyonel sürekliliğini yaşıyor. Yaşıyor ve onun avantajlarını da yaşadık aslında. Son dönem bozulmalar hariç. Aslında çok akıllı bir yaklaşımı var. Eski kent dokusunu olabildiğince kendi halinde bırakıp etrafında o akılcı şemayı kuruyor. Kentte gezenler bunu çok kolay hisseder. Bazı yerler çok böyle gridel ve rahat hareket ederken merkeze yaklaştıkça yollar bir böyle dönmeye, kıvrılmaya başlar. Tarihi kent dokusu. Kendi haline kalması için yaptığını bütün o notlarından, belediye meclis kararlarından, oradaki sonuçlarından bir okuyoruz. İyi ki de burada öyle bir plancıyla çalışılmış. Çok ileriyi gören bir birileri, burada Gustav Ölsner gibi birini plan yapmaya ikna etmiş. Tabii bana da öyle geliyor. Bir de şey çok enteresan, plan zaten çok uzun soluklu, belli ki önündeki 50 yılı 100 yılı düşünmüş, öyle bir nüfus alımını düşünmüş. Mesela İstanbul'da böyle bir projeksiyon
çökmüş. Hani pros planında böyle bir şey konuşamıyoruz. Hı hı. Burada belli ki daha rasyonel, evet, daha akılcı bir kentsel ve toplumsal projeksiyon var. Bana şey de enteresan geliyor. Şu anda kentin yeni merkezi, işte adliyeyi hemen kampüsün karşısında, hı hı, görüyoruz. Yeni emniyet birimleri, yani aslında idari mekanizma, değil mi? Devletin idari mekanizması da, merkez yönetim de sanki birazcık bu tarafa doğru kayıyor gibi ben gözlemliyorum. Öyle, evet, bir niyet var galiba. Özellikle merkezle bizi kampüsü bağlayan Erkilet Bulvarı, hı, o yeni işte şu an kullanılan, yoğun kullanılan, hı hı, kuzey çevre yolu, hı, bağlantısıyla birlikte, hı hı, orada yeni bir idari yapı yoğunlaşmasıyla karşı karşıyayız. Aslında şehrin de birazcık yapılanmasına bölüp o ana merkezdeki ağırlığı almak. Evet, evet. Çünkü eskiden adliye tam meydandaydı, yani şehir meydanındaydı. Hani oradaki o yoğunluğu kaldırma şansımız yok artık. Yani nüfus artışı, trafiğin yoğunluğu, ki o bölgede de herhalde sahabeyi yanmadan geçmememiz gerekiyor. Umarım adliyede hayatta kalır ben azından. Yani. Ama tabii hani bütün bu kentsel diğer idari mekanizmaların, yeni işlevlerin bu tarafa taşınması, maalesef o hani bahçeler gitse de konut işlevinin hala devam ediyor olması ve gelişerek devam ediyor olması aslında bunu daha bütüncül bir koruma haline getiriyor diye gözlemliyorum. Yani sadece gündüzü yaşamıyor bu tarafın. Evet, dolayısıyla yani hani gece de yaşıyor gece aslında. Yaşıyor, konut ama bölgesinin olması, hani ben hani normal sıradan bir ziyaretçi, hı-hı, olarak burayı daha kendimi güvende hissediyorum, değil mi? Farklı işlevler bir arada konut olduğu zaman sanki hepsi birbirini dengeliyor size gibi geliyor. Size hem katılacağım hem katılmayacağım. Yani yakın zamanda tamamladığımız bir yüksek lisans tezi üzerinden konuşacağım. Yeni mahalle ve buradaki dönüşümü bir öğrencimizle çalıştık. Evet, böyle bir güvenli tarafı var. Buranın konut olarak kullanılma deneyimi çok baskın. Gece boşalmıyor anlamına. Gece boşalmıyor. İyi tarafı şu, yeni mahalle ve işte Gazi Osman Yeşil Mahalle gibi bu bölge, burada oturan insanlar buraya çok sahiplenmiş insanlar. Çok buradan uzaklaşıp başka bir yere taşınmak istemeyen insanlar. Çok buraya bağlı. Garip bir bağlılıkla bağlı insanlar. Çok tanıdık geldi bana Burak'cığım. Evet. Biraz öyle bir durumum var. Ben de buraya bu niyetlerle burada keyif alıyorum. Aynı hikaye. Ama öte yandan da ciddi başka bir risk var. Bu idari yapı bilimlerinin buraya girmesi, her ne kadar dışarıdan geleni her zaman kucak açan bir grup olsa da, konut kullanımını aslında tehlikeye atıyor. Çünkü özellikle şimdi adliyenin buraya girmesi, hukuk bürolarının daha fazla burada yer almasına sebep oluyor. O da garip bir dengesizlik yaratmış durumda. Yani konut, iş yeri gibi bunun neyle nasıl bir dönüşüme yol açacağını hemen hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama buranın buna nasıl bir tepki vereceğini ona henüz... Neyse, o zaman Kayseri ile ilgili ikinci bir program çekimi. Birkaç yıl sonra bunun yeni izlerini takip etmek üzere belki yine hep birlikte buluşuruz. Bunun üzerine sohbet ederiz. Sevgili Eda Başkan, sevgili Burak, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hep İstanbul'u konuşuyoruz şehir hepimizin programında. Kayseri'de bizi ağırladığınız için, Sümer Kampüs'te ağırladığınız için çok teşekkürler. Merakla bunun bir sonrasını bir yıl sonra, iki yıl sonra umarım tekrar masaya yatırırız. Heyecan. Bakalım o bütüncül dönüşüm, yeniden işlevlendirme kenti daha nasıl tetikledi, bu mahalleleri nasıl tetikledi, biraz onlara bakarız. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Kayseri ile ilgili bir iki program daha yapacağız gibi gözüküyor. Sağlıcakla kalın.